Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası teröristan değildir. Tecrit hakikattir Erdoğan. İnsanlık dışı. Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası teröristan değildir. Tecrit hakikattir Erdoğan. İnsanlık dışı. Abdullah, az önce siz konuşurken çok dikkatli kelimeler, cümleler seçtiniz. DEM ve PKK terörüne dair, ama çok açık bir şekilde DEM'liler diyorlar ki ya o bölgede kurulan bu terör devleti bizim önceliğimiz. Oraya siz teröristten falan demeyin diyorlar. Dolayısıyla onların inkar ettikleri falan bir süreç yok. Çok açık bir şekilde bunu tarif ediyorlar. Türkiye'yi geçmiş dönemde çok parçalamaya çalıştılar. İşte 11 Temmuz 2015. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden bir sene 4 gün önce Murat Karayılan'ın 30 il ve ilçede başlatmış olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi var. Şimdi bu ilginç bir şekilde o il ve ilçeler içerisinde İstanbul'da da olan il ve ilçeler vardı. Esenyurt'ta örtüşüyor. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi nerelerden örtüşmeler var? Bu önemli. Şimdi bir diğer tarafıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk ordusunun bozgunu uğratmaya çalıştılar. Terör örgütleri üzerinden, DAEŞ üzerinden, PKK üzerinden. O kadar ağır ve sert olaylarla karşı karşıya kaldık. Şükür hepsini aştık. Ama bitti mi? Bitmedi. Yani burada örneğin şurada Barzani'nin 15 farklı Kürt partiden oluşan bir ENSK diye bir yapısı var. Evet. Burada PKK'nın PYNK'sıyla, yani siyasi oluşumların bütünüyle bunları birbirine entegre etmeye çalıştılar. Başaramadılar. Şimdi devlet refleks üretiyor. Türkiye bu oyunları bozabilecek tek irade şu an coğrafyada Türkiye. Şimdi onu başaramadı. Şimdi bu sefer Süleymaniye'deki KYB ile PYNK'yı birbirine entegre etmeye çalışıyor. Ve onlar yakınlardı zaten. Sürdürülebilir bir coğrafya üzerinden. Hayır, yani meselenin kökeninde neresi var? Şurası var, şu coğrafya var. Hı hı. Kerkük var. Yani tartışmalı bölgeler üzerinden oynanmak olan büyük bir oyun var. Şimdi Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu hamleler. Yarın Yaşar Güler Paşa'mız, Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, MİT Müsteşarımız İbrahim Bey Irak'a gidecekler. Son derece önemli bir ziyaret. Şimdi onlar gelmişlerdi, bizimkiler gidiyorlar ve Türkiye bir irade ortaya koyuyor. Bir kararlılık ortaya koyuyor ve diyor ki ben bu işi çözeceğim bu sene. Hı hı. Yani bu işin çözülmesiyle ilgili kullanılan cümleler. Şimdi şu bölgede muazzam bir başarı elde edildi. Yani şu derin vadinin yani zapın aktığı vadinin Türkiye tarafı %95 seviyesinde kontrol altına alındı. Şimdi o %5 ile birlikte eksik kalan %5 tamamlanacak bu sene. Öyle gözüküyor. Burada bir dağ var, onun arkası Türkiye'ye kalan kısmı sağlandı diyorsunuz. Önü mü? Şimdi şöyle bakın. Şimdi Sina, Taftanin, Zap, Hakurk, Temel Kamp alanları, arada Metine, Avaşin ve Basyan bu bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 3000 kilometre karelik alanı şu an kontrol etti. Yani burası dağlık bir bölge ama dağlık bir alan. Dünyanın çok en zor terörle mücadele, dünyanın terörle mücadeledeki en zor bölgesi, en riskli bölgesi. Bu başarıldı şu an. Şimdi bunun tamamlanmasıyla beraber Gara gündeme gelecek. Hmm. Şimdi ne olacak o zaman biliyor musunuz? PKK'nın Zagroslardan Toroslara kadar alandaki tutmuş olduğu dağlık alan tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçmiş olacak. Bunun pek çok demografik sonucu olacak, terörle mücadele ilgili sonucu olacak, sosyolojik sonucu olacak. PKK dağlık alanlardan çıkartılmış olacak. Çünkü dağlık alanlar onun en kendini en iddialı ve en güçlü hissettiği yerler. Şimdi buradan çıkartılmasıyla birlikte PKK özellikle Irak tarafında sivil yerleşim alanlarına itilmiş olacak. Şimdi sivil yerleşim alanına itilmiş cümlesindeki kastım şu. Süleymaniye ekseninde çok yoğun bir şekilde yuvalanmış durumdalar. Asos Dağı gibi bir takım dağlık alanları kullanıyorlar. Sincar gibi bir takım dağlık alanları kullanıyorlar. Yani bizim terörle mücadelemizin boyutu çok farklı bir noktaya evrilecek. Şimdi burada hem Irak bölgesel yönetimiyle, hem KDP ekseniyle, hem KYB ekseniyle girilecek angajmanlar büyük bir değer taşıyor. Irak merkezi hükümetiyle girilecek angajmanlar çok büyük bir değer taşıyor. Irak ordusu şu an bir şekilde Irak'ın işgaliyle birlikte İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından manipüle edilen bir ordu yapısı var, karakteri var. Şimdi ama onların da bir gelecek arayışları var. Bunun adını kısaca kalkınma yolu projesi diye tanımlıyoruz. Şimdi bu kalkınma yolu merkezi olmak üzere
terörle mücadelede, su meselesinde, tartışmalı bölgelerdeki sorunların halledilmesi meselesinde nasıl bir ilişki, nasıl bir angajman gelişecek? Bu açılardan bakıldığı zaman bu sene bu coğrafyayı çok konuşacağız. Çok önemli bir takım gelişmeler yaşanacağını değerlendiriyorum ben. Kimlerle güven bunalımımız derinleşecek? Kimlerle işbirliğimiz gelişecek? Hı hı. Şimdi bu noktada bütün küresel gözler çok ilginç bir şekilde, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu coğrafya, şu görmüş olduğumuz dağlık coğrafya belki de dünyanın o büyük jeopolitik fotoğrafını çok güçlü bir şekilde etkileyecek. Neden? Çünkü işin içerisinde Türkiye'nin kimlerle bir gelecek kurgulayacağı, kimlerle bir geleceğe yürüyeceği meselesinin şekilleneceği, adının konulacağı yerler buralar. Burası ve Suriye tarafı. Şimdi o açıdan... Burada da tetikçileri var onların, işte PKK'yı şimdi, başka yani, şimdi, sabot etmek için bunlar kullanıyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri nasıl davranacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle İsveç'in NATO'ya girmesiyle beraber ılımlı rüzgarlar esmeye başladı. Bu ılımlı rüzgarlar İsveç'in NATO'ya girmesi nedeniyle esmeye başlamadı. Estirilmesi gerektiği için esmeye başladı. Kimin tarafından? Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu ılımlı rüzgarları neden estiriyorlar? Buradaki niyet ve maksatları ne? Bu niyet ve maksatları okuyoruz zaten. Hani bunları ayrı başlıklar altında konuşuyoruz. Ama bunun üreteceği faydalar, üreteceği riskler ve üreteceği sonuçlar ne olacak? Asıl önemli olan zaten o. Yani burada evet işbirliği. Buradaki mesele kendi içinde doğrusal gözüküyor. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben senden bir takım kapıları ardına kadar açarım. Ama senden bir şeyler istiyorum diyor. O bir şeyler istediğim meselelerde kendi jeopolitik imparatorluğunun sarsılmasıyla ilgili karşı karşıya kaldığı risklerle ilgili. Ukrayna Savaşı'ndan çıkartmış olduğu derslerle ilgili. Gazze Savaşı'ndan çıkartmış olduğu derslerle ilgili. Şimdi bu anlamda Türkiye'ye beraber çalışalım diyor tabiri caizse. Ama bunun karşılığında bana ne vereceksin? Bir takım beklentileri var, istekleri var. Hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda. Yani bu açıdan bakıldığı zaman bu dağlarda yapılacak mücadele, bu mücadelenin ödeyeceği sonuçlar. Şimdi Irak Merkez Hükümeti'nin Türkiye'nin yanına gelmesi, Kalkınma Yolu projesi, bizim diğer alanlardaki Suriye'deki varlığımız, Afrika'daki ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki, Güney Kafkaslar'daki oluşacak gelişmeler bu muazzam bir sürece ve bu muazzam süreç üzerinden dünyanın geleceğini etki edecek bir fotoğraf var. O yüzden bu dağlık alanlardaki yapılacak mücadele ve gelişmeler geleceği çok son derece güçlü bir şekilde etkileyecek. Yani neyi kastediyorum? İşin içerisinde Irak bölgesel yönetimi var, tartışmalı bölgelerin geleceği var ve Irak Merkez Hükümeti ile beraber gelecek angajmanlar var. Ve burada meseleye eklemlenmiş bir Haşr-ı Şabi meselesi var. Şimdi Haşr-ı Şabi dediğiniz zaman şimdi ya paramiliter yapılar. Hayır, Irak'ta ordusu. Yani İran'ın ordusu oldular. Yani Irak'ın ya şimdi kime bağlılar? Egemen bir devlet görüntüde Irak ama büyük bir çoğunluğu İran'a bağlılar. Ve bizim buradaki rekabetimiz temelde kimle? Hem İran'la hem Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye ekseninde. Suriye'de Rusya'yı falan dahil ediyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu alanlarda karşıtlaşma kimlerle gelişecek, işbirliği kimlerle gelişecek ve sonuçları nasıl olacak? İşte bu sene bunların hepsini burada göreceğiz. Bir yandan siz bahsediyorsunuz, Irak'a gidecekler. Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı. Geçtiğimiz günlerde de MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada da bir takım görüşmeler yapıldı. Bunu da bence değerlendirmemiz gerekiyor.